açıkta gıda satımı hem yasal olarak hem bilimsel olarak hem de halkın sağlığı açısından sıkıntılı durumlar yaratabiliyor. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi olarak kermeslerde açıkta satılan gıdalara belirli bir kural getirilmesi Edirne Hıfzı Sıhha Kurulu'nda gündeme getirdiklerini söyledi. Bu kermeslerde açıkta gıda satımı ile ilgili problemlerimiz oluyor. Çünkü yapılan her kermeste muhakkak açıkta gıdalar hazırlanıyor, gıdalar halkımızın satışına sunuluyor. Bu çok iyi niyetli, o okulu için ya da bulunduğu dernek için bir gelir getirici etkinlik gibi dursa da özellikle kermeslerde açıkta gıda satımı hem yasal olarak hem bilimsel olarak hem de halkın sağlığı açısından sıkıntılı durumlar yaratabiliyor. Edirne Belediyesi olarak Edirne halkını tükettiği her türlü gıdadan sorumlu olduklarını ifade eden Tanrıkulu, Edirne Belediyesi olarak Edirne halkının tükettiği her türlü gıdadan sorumlu olduklarını ifade eden Tanrıkulu, uzun süredir vatandaşları rahatsız eden bir konuydu. Edirne Hıfzı Sıhha Kurulu'nda gündeme getirdiklerini belirtti. Biz Edirne Belediyesi olarak halkımızın tükettiği her gıdadan sorumluyuz. Ve tarladan çatala kadar olan bu süreçte bizim halkımıza sağlıklı, güvenilir ve hijyenik koşullarda üretilmiş ve saklanmış ve üretimi yapılmış bir ürün sunmak, bir gıda hizmeti vermek zorundayız. Çeşitli nedenlerden dolayı düzenlenen kermeslerde açıkta hazırlanan ve açıkta satılan gıdaların satışa sunulduğuna değinen Tanrıkulu, çok iyi niyetli bir etkinlik gibi dursa da açıkta gıda satışı yasal, bilimsel ve halk sağlığı açısından sıkıntılı durumlar yaratabiliyor. Bu konuyu Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın bize önerileri doğrultusunda Edirne Hıfzı Sıhha Kurulu'nda gündeme getirdik. Edirne Belediye Başkanlığı Gıda Denetim Birimi ile Tarım İl Müdürlüğü'nün Gıda Kontrol Biriminin teknik elemanları ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görüşleri doğrultusunda bir komisyon oluşturduk ifadelerine yer verdi. Biz de Edirne Belediye Başkanlığı olarak Recep Başkan'ın bize önerileri doğrultusunda bu konuyu Hıfzı Sıhha, Edirne İl Hıfzı Sıhha toplantısında gündeme getirdik. Ve gündeme aldırdığımız konuda da bir komisyon oluşturarak özellikle Edirne Belediye Başkanlığı Gıda Denetim Birimi, Tarım İl Müdürlüğü'nün Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden teknik elemanlarla bir komisyon oluşturarak ve Milli Eğitim'in de görüşleri doğrultusunda bir komisyon oluşturarak buna açıkta gıda satışı ile ilgili bir önlem alınması konusunda Hıfzı Sıhha Kurul toplantısında gündeme getirdik. Edirne Belediyesi olarak halkın tükettiği her türlü gıdadan kendilerini sorumlu tuttuğunu anlatan Tanrıkulu, tarladan tüketime kadar güvenilir ve hijyenik koşullarda üretimi yapılmış bir gıda hizmeti vermek zorundayız. Özellikle yaz aylarında açık havada nerede yapıldığı belli olmayan gıdalar konusunda bir hassasiyete sahibiz. Gündeme getirdiğimiz bu konuyu ilgili teknik arkadaşlar bir rapor haline getirecek. Hazırlanan rapor sonrasında kermeste satışa sunulan gıdalarla ilgili belirli kurallar olacak dedi. İşte açık havada menşei belli olmayan, nerede yapıldığı belli olmayan gıdaların tüketilmesi konusunda da gerçekten çok uzun zamandır belediye başkanımızın da hassasiyeti vardı. Recep Başkan'ın bu hassasiyeti dolayısıyla da biz bunu valilikte, işte sağlık müdürlüğünde, halk sağlığı müdürlüğünde gündeme getirdik ve bir gündem maddesi oluşturduk. Bu hafta içinde teknik arkadaşlar bize bir rapor sunacaklar. Tabii ki bunu anlıyoruz. Yani kermeslerin bir sosyal dayanışma noktasında olduğunu biliyoruz. Ama kermeslerde her zaman illa gıda satımı olacak, gıda satışı olacak diye bir durum olduğunu da düşünmüyoruz. En azından ne olacağını, nasıl olacağını belirleyecek kurallar olması gerektiğini düşünüyoruz. Olayın gıda denetimi açısından, gıda tüketimi açısından belediyenin sorumluluğunda olan ve valiliğin, Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün, Tarım İl Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan noktalarında da işbirliği içerisinde gerekli çalışma yapılacak. Halkımıza her zaman sağlıklı gıda tüketimi noktasında gerekli denetimleri yapan bir belediye olarak bu konuda hassasiyet göstermiş bulunuyoruz.